Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Grizzly Pet Glass maceramıza devam ediyoruz. Bu bölümün ismi de köydü arkadaşlar. Bakalım neler olacak denizin içinde, suyun içinde şu an. Düştük, atladık ama nereye gidiyoruz bilmiyorum, bakacağız. Devam et evladım. Hadi bakayım. Bir mağara. Ya ha? Bu ne ya? Ne iş? Burada bir bulmaca bulacağız demek. Alabiliyoruz mu bunu? Bununla çevir. Aa, çok ayıp, kıçın dönme. Bunları şöyle koysam bakayım. Olmadı. Aa, oldu lan. Ya çok zekiyiz. Şansa bulduk. Aa, karga iyi değildir. Oo, tilki mi kurt mu neydi? Neyse de at var lan. Ata binebiliyoruz mu? Hadi be, ata binelim be. Ah be, çok güzel ama. Güzel değil mi arkadaşlar ya? Bence harika ya. Anam o ne? Tövbe estağfurullah. Lan sakin ol, şuraya geçsek vurur mu? Ye ye, afiyet olsun. Niye şey yapıyorsun sen böyle? Tabii şunlar var ya. Bunlar bize saldırmıyor. Ha? Köpek de mi var? Aa, bizim evde kedimiz vardı değil mi? Şurada bir şey mi var? Bu neymiş? Kayalık mı? Ha, taş, bir şey değil. Aha, şuraya gidelim. Değirmen mi dönüyor, nedir o? Biz devam edelim yolumuza. Orada bir şey mi var? Artık her yerde bir şey görmeye başladım ha. Koşamıyoruz ki, bayağı hız biliyorsunuz. Ayağımıza da... Oha, çıkardı. Oy. Ulan ödüm koptu. Erik. Erik miydi senin adın? Sen üstünden asılmış adamların olduğu ağacın oradaki oradaki yanan eti koklarken ben daha fazla açıklayabilirdim. Eğer sen evsiz balıkçının korkunç tablosuna daha yakından bakacak olursan yanıtlar gayet netleşir. Ayakkabıya ihtiyacı yok. Yine de o toplumun öfkesinin alevli geçitlerinde yalnız yürür. Tabii ki şans garanti edilmeden bir başka lanet tüm yaşayan ve yaşamayanların ötesinde bir güç tarafından ilenmişti. Ne demek istedi? Bu ne kadar ses yapıyor ya? Bunun içine girebiliyoruz mu? Giremiyoruz. Bir takım yapılar görüyoruz arada sırada böyle ama içine giremiyoruz ya. Ömrümüz ormanda geçiyor. Arada sırada Erik çıkıyor karşımıza. Artık hayal mi görüyoruz? Anlamadım. Ya da bu kız uykuda mı? Kabusta mı? Kabus mu görüyor ya? Rüyalar mı görüyor? It was a Sunday morning. Bir pazar sabahıydı. Yerleri süpürecektim ama elektrik süpürgesini alıp camdan dışarı attı. Neden? Why? Diye sordum titreyen ellerle. Dışarıda bir paskalya yumurtası olarak daha iyi durur dedi. Birileri onu bulup ne alaka olduğunu anlam vermeye çalışacak. Bulmaca gibiydi. Ne demek istediğini çözemedim. Ama bu kesinlikle evliliğimizdeki ilk tuhaf anıydı. Tuhaf anıymış. İyi de bunun mezarı nereye kazdınız ya, bu adamı nereye gömdün? Bu kadar git bitmiyor bari. Evinin yanına gömseydin oralara. Niye bu kadar eziyet çekiyor ki bu kadın? Erik! Neredesin Erik? Erik miydi bunun kocasının adı ya? Aa, şurada şey var. Bir yapı daha var, oraya gidelim. Bakalım bu oyunun sonuna kadar gideceğiz. Başladık madem. Başladım oyunda böyle yerde kesip bırakmayı pek sevmem arkadaşlar. Rüzgarın mekanik kurumlar üzerine bir etkisi vardır. Tıpkı su üzerine etkisi olduğu gibi. Yüzmeyi severim fakat rüzgarlı havada sudan çıkınca tüylerim diken diken olur. Berbat bir histir. Neden bunları anlatıyorum? Kırmızı gülü kapmaya odaklanmalıyım. Terk edilmiş evde olmalı ama ev nerede? Yaklaşmakta olduğum köyde bir yerlerde ama hangi evde
But which evdi. House was it? Sanırım tüm kapıları denemeliyim. Bu saatte tüm kapılar kilitlidir ama o kapıyı açabilmeliyim. They should be able to open the one door. Hangi kapı ya? Hangi evden bahsediyor bu? İyi de böyle oyun bitmez, böyle ömür biter oyun bitmez. Anam. Erik. Öyle çıkma lan. Ne var yine, yazı bıraktı. Yalnızlıktan titrersin, umutsuzca, şifreli bir beden bulmacasına yanıt dilenerek. Bazen boynunu kopartır. Keşke sana uyanıp terk etmeden acının nasıl dindireceğini anlatabilseydim. Peçenin ardından gülümserler. İnsanlık tarafından tüm hakları görmezden gelinen yasak cesetten haz ve zevk toplayana kadar gülümserler. Bunda yanlış bir şey yok. Sadece kimse sadece güçlü kuvvetli ışığa inandığını itiraf etmez. Yakında köyün lanetini serbest bırakacaksın. Arkadaşlar bu notlardan hiçbir şeyi anlamıyorum ben. Bakalım ne olacak? Yani bize notlar getiriyor, bırakıyor ama ne demek istediğini anlamıyorum bu adamın. Derdi ne, amacı ne? Bir şey anladığım yok. There's the village. İşte the köy. Roses in one of Gül. Those houses. Bu evlerden birinde. Kapıları denemeliyim. Gül mü? Gül arıyoruz. Buralarda şöyle bak. Aa. Yok. Buralara merdiven dayanmış. Evimi soymaya çalışmışlar. Ne olmuş? Atla kız şuradan. Ama bir ton ev var ya. Bu ne? Pazar mı kurdunuz? Aa, balık var. Patates falan bir şeyler var. The house should be somewhere above. Ev yukarılarda bir yerde olmalı. Hadi canım. Ciddi mi? Şurası olmalı o zaman. Aa, şurasıdır o zaman. Bak buralarda. Aa, orada tamam, herhalde o. Yanılmıyorsam o şudur bak. Yukarılarda dedi, en yukarı orası. Tamam, yukarıya gidelim, şuna gidelim. Demin buna geldik mi ya? Burası arkadaşlar, tamam, bunun içine giriliyor. Adamlar bir tane evi doğru düzgün yapmış. Girdik bakalım, boş. Açılmıyor, sıkışmış. Ben kitap okumak istemiştim, kadın kasayı açmak istemiş. Ev gıcır diyor, yıkılmasın. Yoksa erik mi var? Tövbe estağfurullah ya. Ya bir git erik ya, geberdin de şu ruhunu da al git. Ne oluyor lan? Locked. Kilitli. Ne yapacağız biz burada? Otur bari şuradan bir şey içelim. This should help me open. Bununla yukarıdaki kutuyu açabilirim. Şansı aldım ha, ne aldıysam. Yukarıdakinde de anahtar çıkar. Ondan sonra anahtarı aşağı ineriz, şu kapıyı açarız. İş işte, iş olsun. Bak yine çıkacak erik. Çıkmadı. Kız da hiç korkmuyor. Bak anahtar çıktı dedim ya. Okay. Tamam. Now I'll grab the şimdi rose and leave. Gülü kapıp uzayan zi. O ne lan? Uzayan zi. Uzayayım diyor, buradan gideyim. Gülü alıp oradan çıkıp gideyim diyor. Aç bakayım. İyi de bizim ne işimiz var bizim buralarda ya? Ne oluyor bu evde ya? Al şu gülü. Aha. What is happening? Ne oluyor la? Ne oluyor la yazmışlar. Ne oluyor lan? Ev mi yanıyor? Aa, hızlandı kız bir an. Yanıyor, yanıyoruz. Let's get the bir an önce bu köyden uzaklaşmalı. İskeleye gidip bir bota bineceğim. Hadi canım. İyi de nereden gideceğiz? Bot. İskele nerede? Bot nerede? Koş koş koş. Köy kim yaktı ya? Erik, bunlar senin işin değil mi? Sen Erik miydi ya adamın adı? Ben niye Erik diye tutturdum ki? Gülü aldık. Şimdi bu gülü şeye gideceğiz. Adamın mezarına doğru gidip mezarına bırakmamız lazım. Amaç oydu.
Oyunun en başında. I admit that I kabul etmeyelim ki bir yerden hemen ayrılmak istediğimde yüksek topluluklara rağmen biraz daha hızlı yürüyebiliyorum. Şu lanet muhabbeti ne ayak? Eski çağlardan kalma bir inanış olmalıydı. Acaba yaratan kalbimin biraz daha hızlı atmasını mı istedi? Tek istediğim iskelede küçük bir bota binip karşı tarafa geçmesi. Umarım yangına kimse zarar görmemiştir. Tüm bunlara sebep olduğuma inanamıyorum. Can't believe I'm the reason for all this. Sen mi sebep oldun bunlara? Ben bir şey anlamadım bu hikayeden arkadaşlar. Doğruyu söylemek gerekiyorsa bir şey anlamadım. Ne çıkan notlardan, ne bu kadın yapmak istediği şeyden, bu olan olaylardan hiçbir şey anlamadım şu an. Bakacağız. Ha, gemiye geldik. Tamam. Güzel. İtfaiyeyi arasa mıydım? Ha, ara, buraya itfaiye gelir ya. Çok gelir buraya itfaiye. Nereden itfaiye bulacaksın da? Burayı nereden bulacak da gelecek? Şuralarda bir şey alınıyor. Ona bir bakayım. Herhalde alınmıyor. Direkt gidelim, binelim. Şu gemiye binip gidelim buradan, uzayalım. Aa, buna mı bineceğiz? Allah Allah. Nasıl biniyoruz? Kadın, binsene. Şuradan bineceğim. Böyle mi bineceğiz? Allah, şuna mı bineceğim, oradakine? Şuna bineceğim. Ulan şunlar dururken sala biniyor ya. Batacak burada. Poza bak. Biz bu muymuşuz? Kendimizi gördük. Ne olduğumuzu gördük sonunda. Kurbağaya bak. Şeye bak. Kurbağa diyor. Kaplumbağa. Kurbağa dedik ya, kaplumbağa. Kaplumbağaya kurbağa dedik. Bir ormandan diğer bir ormana geçtik. Artık şu mezarı bulalım da bitsin ya. Evet arkadaşlar, oyun kaydetti. Göl. Bölüm 4 göl olacak. Burada bitirelim arkadaşlar dilerseniz. Kısa oldu biliyorum. Böyle olsun bu seferlik. Gelecek bölüm biraz daha uzun olur. Oyunda biraz daha fazla ilerlemeye çalışırız. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi tıklayın. Beğenmediyseniz de beğenmemeyi tıklayın. Abone olup yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda, farklı oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.